Dağlar ardı kardan haber gelmedi yardan ya gel ya mektup gönder kurtar beni bu dardan gözleri fettan güzel gözleri fettan güzel derde dert Katan güzel elinden nere gidem bize şer satan güzel. Böyle değişik bir giriş yapmak istedim. Her zaman aynı girişimi yapacağız. Geçenlerde Mert Hoca'nın bu şarkıyı mırıldandığını duydum. Ben de söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar bu videoda itme ve momentum artık son noktayı koyuyoruz. Bu videoda ne yapacağız? İki boyutta çarpışmaları ve patlamaları öğreteceğim sizlere. Sonrasında da 2-3 tane test ödevi vereceğim. Yarın da sizlere 2 tane test çözümü atacağım. Ve artık itme ve momentumu güzel bir şekilde noktalamış olacağız. Şimdi canlarım artık sözü uzatmadan dersimize başlayalım. İki gözümün çiçeğinde sayfa kaç açıyoruz hemen bakalım. 93. 93 ile 95 arasını bu videoda güzel bir şekilde birlikte öğrenelim. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. İki boyutta merkezi olmayan esnek çarpışma. Şimdi bu çarpışma merkezi olmayan. Yani kafa kafaya bir çarpışma değil. Belirli bir açıyla çarpıştıkları için çarpışma sonrasında birisi bir tarafa dağılıyor, birisi bir tarafa dağılıyor. Yani saçılma hareketi oluyor. Şimdi buraya bakan bir öğrenci diyecek ki ya hocam bu var, bu var, bu var, bu var. Burada bir şeyler yazıyor, burada bir şeyler yazıyor. Ya lanet olsun der ya. Ben burayı öğrenemem der, direkt burayı geçer. Buradan gelen soruyu ben yapmayacağım der, direkt geçer. Halbuki o kadar basit ki sana birazdan örnek çözdüğümde sen de bana hak vereceksin. Hani böyle sınavda kocaman bir tane soru olur böyle sayfayı doldurur böyle. Sen geçersin ben bu soruyu çözemem dersin. Ama sınavdan sonra bir bakarsın ki lan sınavın en kolay sorusuymuş meğer. Aynen öyle bir olay oluyor. Gerçekten çok basit bana güven. Şimdi çarpışma merkezi olmadığı için bir saçılma hareketi oluyor. Bu bir. İkincisi çarpışmamız esnek bir çarpışma olduğu için bu çarpışmada hem momentum korunuyor hem de enerji korunuyor. Ancak momentumu bu sefer iki boyutta koruyacağız. Yani yine momentumu koruyoruz abi. Ama momentumu iki boyutta koruyacağız. Yani hem x ekseninde koruyacağız hem de y ekseninde koruyacağız. Dolayısıyla çarpışma öncesinde x ekseninde ne kadar momentum varsa çarpışma sonrasında da x ekseninde o kadar momentum olması gerekiyor. Çarpışma öncesinde y ekseninde ne kadarlık bir momentum varsa çarpışma sonrasında da y ekseninde o kadar momentum olması gerekiyor. Yani şunlar var ya arkadaşlar o kadar kolay şeyler ki ben yazmak zorunda olduğum için yazıyorum. Oysa bunları böyle işleme döktüğünüz zaman çok basit işlemler bunlar. Kafanıza takacak bir şey yok. Şimdi buradaki sarı çizginin sol tarafı çarpışma öncesi momentum. Yani bunun momentumunu ve bunun momentumunu topladığınızda ilk momentumu bulmuş oluyorsunuz. Buradakilerin momentumunu topladığınızda da son momentumu bulmuş oluyorsunuz ve ilk momentumu son momentuma eşitliyorsunuz. Şimdi burada çarpışmamız iki boyutta gerçekleştiği için şöyle bir Orası tam görünmüyor galiba. Şöyle bir artı yapıyoruz arkadaşlar. Bu artı bizim için x eksenini ve y eksenini temsil ediyor. Çarpışma öncesindeki momentumları buraya yazacağız. Çarpışma sonrasındaki momentumları da işte buraya yazacağız. Ondan sonra birbirine eşitleyeceğiz. Olay bu kadar basit. Yani şurası bizim için P ilk. Burası da bizim için P sonu temsil edecek. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Çarpışma öncesi yani şu sarı çizginin öncesindeki momentumları yazalım. Şimdi bu x ekseninde bir momentum değil mi? Yukarıya da aşağıya bir hız var mı? Yok. Sağa doğru bir hız var. Momentum ne demek? Kütle ve hızı çarp. m1 ile v1'i çarpacaksın. Gelip buraya sağ tarafa m1 v1 yazacaksın. m2 ve v2 de sağa doğru. Onu da gelip buraya m2 ve v2 olarak yazacaksın. Artık bitti. Çarpışma öncesi momentum bu. Çarpışma sonrasındaki momentum. Saçılma işlemi olduğu için hani birisi böyle gittiği için Birisi de böyle gittiği için biz vektörler konusunda öğrendik çapraz olanları bileşenlerini ayırıyoruz. Ya bu zor bir şey değil ki. Ne yapıyoruz? İşte şurayı bulmak için alfa'yı kosinüsünden yararlanıyoruz. Hani bu açı alfa ise burası da alfa oluyor ya. Yani burası ne oluyor? İşte m1 çarpı v1 üstü çarpı kosinüs alfa oluyor abi. Bu kadar. Burası m1 çarpı v1 üstü çarpı sinüs alfa oluyor. Yani atla deve değil. Sonuçta soru sana sin alfayı ve kos alfayı falan zaten veriyor. Yerine koyup çarpma işlemi yapıyorsun. Ve bunu buluyorsun. Getirip buraya yazıyorsun. Hani şurası var ya. Çarpışma sonrasının sağ tarafı var ya. Getirip buraya yazıyorsun. Yani buraya m çarpı v1 üssü çarpı kosinüs alfa diyorsun. Getiriyorsun bu yukarı değil mi? Yukarıya burayı yazıyorsun. İşte m1 çarpı v1 üssü v1 üssü çarpı işte sinüs alfa diyorsun. Bunu da buraya yaz. Bu da bitti. Geldik buna. Şimdi bunun da bir tane bu tarafa doğru bileşeni var, bir tane aşağı doğru bileşeni var. İşte sağa doğru olan bileşen nedir? M2 çarpı V2 üssü çarpı bu beta açısı buraya geldiği için ve komşu olduğu için kosinüs beta. Burası da işte M2 V2 üssü çarpı sinüs beta. Bu kadar. Bunları da getirip buraya yazıyorsun. Yani buraya M2 V2 üssü sinüs beta yazdın. Buraya da işte M2 V2 üssü kosinüs beta yazdın. Şimdi momentumları eşitliyoruz. Nasıl eşitliyoruz? Çarpışma öncesinde x ekseninin sağ tarafında bunlar var ya, çarpışma sonrasında da x ekseninin sağ tarafında aynı şeyler olacak. Yani bu boyadığım şeyler eşittir burada boyadığım şeyler. Peki çarpışma öncesinde y ekseninde bir momentum var mı? Var mı? Yok. O zaman çarpışma sonrasında da olmaması gerekiyor. Peki olmaması ne demek? Yani yukarı doğru olan, aşağı doğru olanı götürmesi gerekiyor. Yani sadeleşmesi gerekiyor. E nasıl sadeleşecek? Yukarı doğru ne kadar varsa aşağı doğru da o kadar olursa sadeleşir. Yani diyeceğiz ki M1 çarpı V1 üssü çarpı sinüs alfa eşit olmalıdır. Yani yukarı doğru olan eşit olmalıdır. Aşağı doğru olana yani M2 çarpı V2 çarpı V2 üssü çarpı sinüs beta diyorsun. Yani bunların bir değerleri olacağı için yani sorularda çok daha kolay bir şekilde yapılıyor. Yani burada böyle uzuyor. Sin, cos falan filan derken uzuyor. Halbuki çok çok basit böyle eşitlik yapıyoruz. Başka da bir şey gerçekten yok. Şimdi burada enerji de korunuyor. Yani çarpışma öncesindeki 1 bölü 2 m ve karelerin toplamı çarpışma sonrasındaki cisimlerin 1 bölü 2 m ve karelerinin toplamına eşit. Yani enerjinin korunumu. Klasik bir şey bu. Buradaki vektör işaretleri olmayacak. Enerji biliyorsunuz skaler bir kavram. Burası dizgisel bir hata var. Şimdi geldik bizim burada bir tane özel durumumuz var. Arkadaşlar özel durumlar çok güzel. Çünkü özel durumlarda işlem yapmaya gerek yok. Sen diyorsun ki hem böyle olduğunda böyle oluyordu diyorsun. Hemen cevabı yapıştırıyoruz. Şimdi özel durumumuz nedir? Birisi durgun yani biri yatacak abi. Eşit kütleli cisimlerden eğer iki boyutta çarpışma olursa. Yani bak buradaki y cismi yatıyor burada. Herhangi bir hızı yok. X cismi belirli bir hızla geliyor ona çarpıyor. Bunların kütleleri eşit olacak. Birinci şartımız bu. Ve birisi duracak. Eğer bunlar merkezi olmayan bir çarpışma yaparsa çarpışma sonrasında bu cisimlerden bir tanesi bu tarafa saçılırken bir tanesi bu tarafa saçılıyor ya. Saçılma açıları arasındaki açı 90 derece oluyor. Ya bu özel bir durum. Ha, peki hocam neden böyle oluyor dersen ben sana şurada Elimden geldiğince bunun ispatını sana şurada yapmaya çalışacağım. Bak nasıl oluyor? Aslında her şey Pisagor'la başlıyor. Şimdi bizim çarpışma öncesindeki cismimizin x'in momentumu işte sağa doğru ikilik bir hızı olsun. Buradaki y cisminin de herhangi bir hızı yok. Bu burada yatıyor. Şimdi bu çarpışmada enerji korunmuyor mu? Korunuyor. Bu bizim için y cisminin çarpışma sonrası momentum olsun. Bu da bizim için x cisminin çarpışma sonrası momentum olsun. Şimdi enerjinin korunumunu yazalım. Şimdi momentum ve enerji arasındaki ilişki neydi? Enerji eşittir momentumun karesi bölü 2m'di değil mi? Bu bağıntıyı kullanalım. Şimdi şurası şu çizginin sol tarafı çarpışma öncesi momentum. O zaman bunların enerjilerini bir toplayalım. Haliyle şöyle olacak. Px'in karesi bölü 2m artı Py'nin karesi bölü 2m eşit olmalıdır. Çarpışma öncesi enerjiler eşit olmalıdır çarpışma sonrası yani px üssünün karesi bölü ikem artı py üssünün karesi bölü ikem. Arkadaşlar bakın kütleler eşit olduğu için böyle bir özel durum oluyor. Kütleler eşit olmasa ben bunları böyle sadeleştirebilir miyim? Sadeleştiremem. İşte bu sadeleştirmeden dolayı px kare artı zaten py sıfır çünkü bu cisim burada yatıyor herhangi bir hızı yok. Bu sıfır px kare eşittir PX üssünün karesi artı PY üssünün karesi oluyor. İşte bu Pisagor bağıntısının sonucudur. Yani Pisagor bağıntısında bir şeyin karesi ve diğer şeyin karesinin toplamı başka bir sonucu veriyorsa bunun anlamı şudur. Bu ve bu birbirine dik olmalıdır. Yani şuradaki PY üssü ve PX üssü birbirine dik olmalıdır. Çünkü Pisagor'da şöyle bir şey yok mu? Bir kenar eğer diğer kenara dikse yani şurası 90 derece ise biz burada nasıl bir denklem kuruyoruz? İşte burası A ise burası B ise burası da C ise diyoruz ki işte dik kenarların karesi yani A kare artı B kare eşit olmalıdır. 90'ın gördüğü yerin karesine diyoruz. Şimdi bu cümleyi tersten kuruyorum. Diyorum ki size A kare artı B kare eşitse C kareye A ve B birbirine diktir diyor. Bak cümleyi tersten kurdum. A ve B dikse kareleri C kareyi veriyor. Ben de diyorum ki A ve B'nin kareleri C kareyi verdiği için A ve B birbirine diktir diyor. İşte bahsettiğim A ve B tam olarak bunlar. Çünkü ben burada mesela momentum'un konumuna girecek olursak hani ilk momentum eşit olmalı son momentum'a değil mi canlar? İlk momentum ney? Buradaki cismin kütlesini 1 kabul edersem hızı da 2. 1 kere 2'den ilk momentum sağa doğru 2 değil mi? Tamam. Y'den bir şey gelmiyor çünkü. İlk momentum sağa doğru 2 ise son momentumun da sağa doğru 2 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte bunların çarpışma sonrası momentumlarını topladığımda çarpışma öncesindeki şu momentumu vermesi gerekiyor. Yani Y cisminin momentumuna X cisminin momentumunu ekleyin bakalım. Ne oluyor gençler? Şöyle onu buraya taşıyorum. Gördüğünüz gibi başlangıçtan bitişe çizdiğimizde şu arkadaşa biz son momentum diyoruz. Çünkü PY üssü ve PX üssünün toplamı bizim için son momentumu veriyor. Son momentum ilk momentumu verecek ve bunlar birbirine dik olacak canlarım. Ya umarım anlatabilmişimdir. Ya böyle bir özel durum var. Eğer cisimlerin kütleleri eşitse ve birisi duruyorsa, diğere gelip ona çarptığında saçılma açıları 90 derece oluyor. Olayımız bu. Bir tane daha özel durumumuz var. Aslında o da Pisagor bağıntısından geliyor. Onu da şurada size göstereyim. Bu özel durumu da şöyle not almanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi yine cisimlerin kütleleri eşit olmalı. Yine kütleleri m MM m olsun. Eşit kütleli cisimler eğer birbirine 90 derecelik açıyla gelip çarparlarsa. Bak bu sefer birisi yatıyor, birisi geliyor değil. Bu da başka bir özel durum. Eğer eşit kütleli cisimler birbirine 90 derecelik bir açıyla çarparlarsa çarpışma sonrasında da saçılma açıları yine 90 derece olur. Ha, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Sadece 90 derece olur dememiz lazım. Yani mesela bu x ekseninde bir y ekseninde 2 şu gitme. Bunun 90 derecesi x ekseninde 2 y ekseninde 1'dir. Yani tersidir. Mesela bu X ekseninde 1, Y ekseninde 3'lük bir çizgi değil mi şu çizgi? Bunun simetriği gibi düşün. X'i 3, Y'si 1 olacak. Yani o da bu. Zaten göz kararı da anlaşılıyor. Nasıl 90 derece olacağını anlıyoruz. Yani 3'e 1'in 90'ı tamamlayan doğrultusu da 1'e 3'tür. Mesela bu 2'ye 1 ya. Bunun 90'ı tamamlayan açısı da 1'e 2'nin 90'ı tamamlayan açısı 2'ye 1'dir. Anlatabiliyor muyum? Bu zaten bariz bir şey. Bu da zaten bariz bir şey. Yani böyle bir özel durum var. Eşit kütleli cisimler merkezi olmayan esnek çarpışmalarında geliş doğrultuları 90 derece ise çarpışma sonrasında da saçılma doğrultuları 90 derece olur. Bu yine hangi nereden ispatı yapılıyor? Yine Pisagor bağıntısından. Yani daha fazla uzamaması için hani o Pisagor bağıntısının ispatına yine girmiyorum ama aynı şekilde. Yani buradakinin aynısı Pisagor bağıntısıyla ispatlanıyor. Bu özel durumları sorularda kullanıyoruz. Şimdi gelelim örnek 21'e. Kütlesi M1, hızının büyüklüğü V1 olan cisim durmakta olan M kütleli cisme esnek çarpışma yapmaktadır. Tamam. Çarpışmada birisi duruyor, birisi geliyor ve dağılıyorlar değil mi? Birisi duruyor, birisi geliyor. Kütleler de aynı. O zaman diyorsun ki bu açılar kesinlikle 90 olacak. Yani bu 53 ise buraya 37 kalır. Mesela bir tanesi 30 olsaydı diğeri 60 derece olurdu. Mesele bu. Başka bir olay yok. Şimdi aynı şekilde çarpışma öncesi momentum ne kadarsa çarpışma sonrasındaki momentumda o kadar olması gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Şimdi çarpışma öncesinde m çarpı v1 var. Sağa doğru geliyorum. Sağa doğru m1 şey m çarpı v1 diyorum. Peki başka bir şey var mı burada? Yok. Yukarı aşağı var mı? Yok. Buna geliyorum. Yukarı aşağı yok. Sağa sol yok. Sıfır bu. Bunda bir şey yok. Şimdi bu çizginin sağ tarafı çarpışma sonrası çarpışma sonrasını bileşenlerine ayırmam lazım. E bu kolay zor bir şey değil. Bunun momentumu nedir gençler? 3 çarpı m'dir momentumu. Bu 3 çarpı m'in iki tane bileşeni var. Bir tanesi sağa doğru bir tanesi yukarı doğru. Sağa doğru olan açıya komşu olduğu için 3 çarpı m çarpı kosinüs 53'tür canlar. Yukarı doğru olan da sinüs olan oluyor. Yani 3 çarpı m çarpı sinüs 53. Şimdi kosinüs 53 0.6'dır. Sorular veriyor. Merak etmeyin. Sinüs 53 de 0.8'dir. Dolayısıyla 3 kere 0.6 1.8 yapar. Bak sağa doğru değil mi? Sağa doğru 1.8 m var. Geleceksin buraya. Sağ tarafa 1.8 m yazdın. Bitti. Geliyorsun yukarı. 3 kere 8 0.8 2.4 yapar. Geliyorsun yukarı. 2.4 m yazıyorsun. Bitti. Şimdi buna geliyorsun. Bunun da aynı şekilde iki tane bileşeni olduğunu biliyorsun. Bunun momentumu nedir? M çarpı V2'dir. M çarpı V2'nin bir bu tarafa doğru parçası var. Bir de bu tarafa doğru parçası var. Şimdi bu açı 37 derece. O zaman burası ne oluyor? M çarpı V2 çarpı kosinüs 37. E burası M çarpı V2 çarpı sinüs 37. Bunların değerlerini veriyorlar. Merak etmeyin. Bu 0,8. Bu da 0.6. O zaman aşağı doğru olana yazıyorum. M çarpı V2 çarpı 0.6. Bu da sağa doğru değil mi? Sağa doğru olana M V2 0.8. Geliyorum buraya. M çarpı V2 çarpı 0.8. Arkadaşlar çarpışma öncesinde yukarı ya da aşağı bir şey var mı? Yok. O zaman çarpışma sonrasında da olmaması gerekiyor. E nasıl olacak? Yani yukarı doğru olan aşağı doğru olanı sadeleştirmesi gerekiyor. Sadeleştirmesi için de eşit olması gerekiyor. Yani 2.4m eşit olmalı aşağı doğru olan m çarpı 0.6 çarpı v2'ye. Haliyle buradaki m'ler gidiyor. Buradaki 0.6'yı bölü olarak attığınızda burada 4 kalıyor. Yani biz v2'nin 4 metre bölü saniye olduğunu bulduk. Peki bunu yerine koyarak v1'i de bulabiliriz. Hocam nasıl? Şimdi şu ikisinin toplamı yani çarpışma sonrası sağa doğru olanların toplamı çarpışma öncesi sağa doğru olana eşit. Bu kadar basit. Hemen onu da yazalım arkadaşlar. M çarpı V1 eşittir. Yani şurası eşittir burası. Burada ne var? V2 yerine 4 yazmayacak mıydık? Şuraya 4 yazdığımızda 4 kere 8 32 yapar. Yani 3.2. 1.8 de buradan gelir. 3.2 1.8 daha 5 yapıyor. Yani 5 tane m yapıyor. Buradaki m'ler sadeleşiyor. Ve v1'in 5 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Bak v1'i de bulduk. Alfa açısını da bulduk. Olay bu kadar. Şimdi yavaş yavaş daha da iyi öğreneceğiz. Bak merak etmeyin. Daha yolun başındasınız. Yani daha 2 tane de test çözümü atacağım sizlere. Olayı iyice kavrayacağız. Şimdi eşit bölmelendirilmiş yatay düzlemde. 2 m kütleli p cismi şekil birdeki konumda durmaktayken m kütleli r cismi vr hızıyla p cismine çarpıyor. Şimdi çarpışmadan sonra P cisminin hızı şekil tek gibi oluyor. Yani bu bu tarafa doğru gidiyor. O zaman buna göre çarpışmadan sonra R cisminin hızı hangisi ile gösterilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir tanesi duruyor bir tanesi geliyor çarpıyor ama kütleler eşit değil. Yani çarpışma sonrasında bunlar 90 derece ile saçılır diye bir şey söyleyemeyiz. Hani ikisinin de kütlesi M olsaydı derdim ki birisi bu tarafa gidiyorsa Diğeri de ya bu tarafa gitmeli ya bu tarafa gitmeli. Yani şununla 90 derece olması gerekiyor derdim. Ama kütleler eşit değil. Burada herhangi bir özel durum yok. O zaman çarpışma öncesindeki momentum çarpışma sonrası momentumu vermek zorunda. Şimdi çarpışma öncesi ne var? Bak burada M kütleli bir cismin hızını bileşenlerine ayırdığında aşağı doğru bir birimlik ve sola doğru bir birimlik hızı var. Haliyle bu sola doğru 1 ile m'i çarpıyorsun, sola doğru m çarpı 1 var diyorsun. Aşağı doğru da m çarpı 1 var diyorsun. Bak çarpışma henüz olmadı. Yani yazıyorum buraya. Peki burada ne var? Bu arkadaş yatıyor. Dolayısıyla bunun hızı sıfır olduğu için bundan bir momentum gelmiyor. O zaman çarpışma öncesi momentum bu kadar. Çarpışma sonrası momentumun da bu kadar olması lazım. Yani hem yönünün hem de değerlerinin aynı olması gerekiyor. Şimdi buradaki P cismi. P cisminin kütlesinin ben 2M olduğunu biliyorum değil mi? Bak kütlesi 2M. Dolayısıyla sola doğru bir hızı var. E bu ne demek? 2M çarpı 1 diyeceğim. Hızı çünkü sola doğru 1. Geleceğim buraya sola doğru 2M çarpı 1 diyeceğim. Peki R cismi ne olmalı? Bak şimdi düşünüyorsun. Sen diyorsun ki ben sola doğru 1 olmam lazım. Ama burada sola doğru 2 var. Demek ki senin sağa doğru 1 M koyman lazım. Hani 2m'den m çıktı sola m kaldı. Şimdi aşağı doğru bir şey var mı? Çarpışma öncesi var. Aşağı doğru bu var. Ama burada yok. Buraya da koyman lazım. Yani aşağı doğru da bir m koyman lazım. İşte bu siyahla gösterdiklerim tamamen R cismine ait olan momentumlar. Çünkü P cismine ait olan momentumu soru bana zaten gösterdi ve ben onu buraya bu şekilde zaten yazdım. Benim sonradan eklediğim şu ve şu Niye bunları ekledim? Çünkü buna eşit olmam gerekiyor. Çarpışma öncesinde sola doğru 1 varsa, çarpışma sonrasında da sola doğru 1 olması lazım. Sola doğru 1 olması için sola 2 ya, sağa 1 koyacağım ki sonuç sola 1 çıksın. x eksenini sağladık mı? Sağladık. Şimdi y ekseni. Y ekseninde aşağı doğru 1'em var. O zaman aşağı doğru em olması lazım deyip bunu koydum. Dolayısıyla benim sonradan eklemek zorunda kaldıklarım bu ve bu değil mi? Yani sağ 1, aşağı 1. İşte sağ 1, aşağı 1. Yani 5 numaralı vektör yönünde hareket eder R cismi. Çünkü R cisminin kütlesi zaten M olduğu için, bak burada veriyor. Sağa doğru 1 giderse ne olur? M çarpı 1 olur, bunu yazarsın. Aşağı doğru 1 giderse aşağıya M, M çarpı 1 yazarsın. Yani 5 numaralı yönünde gitmesi lazım ki onun sağ 1 ve aşağı 1 diye 2 tane parçası var. Sorumuzun cevabı 5 arkadaşlar. Umarım açıklayabilmişimdir. Şimdi gelelim. Kaçıncı soruya geldik? Şöyle buraları geçelim. 23. soru. Şimdi diyor ki yatay ve sürtünmesiz düzenekte M1 ve M2 kütleli cisimler aynı anda verilen konumlarından şekilde hızlarla harekete başlayarak o noktasında tam esnek olmayan bir çarpışma yapıyor. Tam esnek olmayan çarpışma yani çarpışmada bunlar kesinlikle birbirine yapışıyor anlamına geliyor. Şimdi cisimler buraya gelip yapıştıktan sonra Cisimler ok yönünde hareket ettiğine göre cisimlerin kütleleri oranı kaçtır diyor. Şimdi canlar çarpışma öncesi için şöyle bir şey çizdim. Çarpışma sonrası için de şöyle bir şey çizdim. Çarpışma sonrasında sağa doğru ikilik bir momentumumuz olacak. Aşağı doğru da birlik bir momentumumuz olacak. Yani sonuçta bunu bileşenlerine ayırdığınızda böyle olacak. Şimdi sağa doğru olana ben 2P, aşağı doğru olana da P dersem. Sağa doğru 2p, aşağı doğru p. Bu benim çarpışma sonrası momentumum. O zaman çarpışma öncesi de buna eşit olmalı. Çarpışma öncesinde sağa doğru bak şurası var ya. Çarpışma öncesi derken neyi kastediyorum? Şunu ve şunu kastediyorum. Burası zaten çarpışma sonrası. Çarpışma öncesinde sağa doğru bunun momentumu var. Ne kadar? m2v2. Hemen buraya yazıyorum. m2v2. Bitti. Bir de bu var. Aşağı doğru M1, V1. Aşağı doğru M1, V1. Şimdi bu ikisi birbirine eşit olacak değil mi? Çarpışma öncesi, çarpışma sonrasına eşit olacak. Yani şunun sonucu bu çıkıyormuş. O zaman yazıyorum. M2 çarpı V2 eşittir. Ne diyeceğim canlarım? 2P diyeceğim. Tamam. Peki aşağı doğru M1, V1 var. M1, V1 eşittir. Aşağı doğru olan 1P'ye eşit olacak. Peki buradaki V1 ve V2'ler belli mi? Çünkü burayı ben taraf tarafa oran yaparsam V2 ve V1 benim başıma bela oluyor. Aslında bunlar belli. Nasıl belli hocam? Bunların O noktasında çarpışabilmeleri için bunun 2 birim gelmesi lazım. Bu arkadaşın 3 birim gelmesi lazım ki O noktasında çarpışsınlar. Yani kısacası bu arkadaşın hızının 3V olması lazım. Bu arkadaşın hızının da 2V olması lazım ki bu 2 birim gelene kadar bu da 3 birim gelsin ve o noktasında çarpışsınlar. Yani aslında soru bize çaktırmadan V1'in 3V olduğunu, şu arkadaşın 3V olduğunu, şu arkadaşın da 2V olduğunu söylemiş. Yani M2 çarpı 2V bölü M1 çarpı 3V eşittir. Bunları taraf tarafa oranladığınızda zaten 2 bölü 1 yapıyor. Buradan V'ler gidiyor zaten. Şu 3'ü karşıya atıyorsun. Şu 2'yi de aşağı atıyorsun. Hani çapraz sallıyorsun. 3 kere 2 6. Bölü bu 2'yi de aşağı attın. 6 bölü 2'den 3. Yani M2 bölü M1 oranı 3 çıkıyor gençler. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde kütleleri 4 ve 6 olan cisimler o noktasında çarpışarak yapışıyor. Eyvallah. Burada yapıştılar. Diyor ki ortak kütlenin hızının büyüklüğü kaçtır? Şimdi yine hemen bir tane artı buraya yapıyorum. Eşittir bir tane artı da sonuç için yapıyorum. Yani bu bizim için P ilk, bu da bizim için P son. Bire bir aynı olmaları gerekiyor. Şimdi 4 kere 10'dan sağa doğru 40'lık bir momentum var mı? Çarpışma öncesi şu arkadaş ve çarpışma öncesi bu arkadaşı yazacağım. Nereye? Buraya. Tamam? Çarpışma öncelerini buraya yazıyorum. Şimdi 5 kere 6'dan yukarı doğru da 30 var mı abi? Var. O zaman çarpışma sonrasında da ki buraya çizmişim yukarı doğru 30'luk bir momentum lazım. Sağa doğru da 40'lık bir momentum lazım. Ama bak momentum lazım. Yani momentum m çarpı v biliyorsun değil mi? Şimdi bu cisimler burada yapıştıkları için kütle kaç oldu? 4 bundan 6 bundan artık bunun kütlesi 10 kilogram. Yani senin kütlen 10 olduğu için sağa doğru hızın 4 olursa sağa doğru bir 40'lık momentumun olur. Yani bu cismin hızının sağa doğru 4 olması gerekiyor yukarı doğru da 3 metre bölü saniyelik bir hız olması lazım. Çünkü hız ile kütleyi çarp. Kütle 10. 3 kere 10 yukarı 30 yapıyor. Geliyorsun buraya 30'u yazıyorsun. İşte sağa doğru 4 hızın var. Kütle de 10. işte 4 kere 10'dan geliyorsun buraya 40'ı yazıyorsun. Yani bu buna eşit oluyor canlar. E, yukarı doğru 30'lar da birbirine eşit oluyor. Yani eşitlik sağlanıyor. Demek ki çarpışma sonrasında benim hızım sağa 4 yukarı 3. Bunlar birbirine dik. 3 ve 4'ün neyi verdiğini biliyoruz. 5'i veriyor. Pisagor. Çünkü bunlar dik. 3 ve 4 sonuç olarak 5'i verir. Yani bu cismin çarpışma sonrasındaki hızı 5 metre bölü saniyedir. Yani şöyle de anlayabilirsin. 30 ve 40 zaten bana 50'yi verir. Momentumunun 50 olması için kütlesi zaten 10 ya. Hızının 5 olması lazım. 5 kere 10 50'yi verir. Ha, yani bilmeyenler 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir v kare diyerek Pisagor'dan da v'yi 5 metre bölü saniye ne yapabilirler? Bulabilirler. Şimdi nereye geldik abi? Bakıyorum patlamalar. Patlama, patlama, çatlama, çatlama. Şimdi bak. Önceden öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarsak çarpışma esnasında kinetik enerjinin ses, ısı ve potansiyel enerjiye dönüşebileceğini biliyoruz. Yani esnek olmayan çarpışmalardan bahsediyorum. Patlama olayında kimyasal enerji kinetik enerjiye dönüşebilir. Yani bir bomba düşünün arkadaşlar. Bomba patladığı zaman ne oluyor? bombanın içerisindeki kimyasal enerji cismi kinetik olarak yani cismi böyle sağa sola fırlatıyor. Yani kimyasal enerji hareket enerjisine dönüşüyor tamam. Sisteme dışarıdan etkiden bir kuvvet var mı abi yok. Bomba kendi kendine patlıyor. Dışarıdan etkiden kuvvet yoksa momentum yine ne oluyor arkadaşlar korunuyor. Bak ne dedim size momentumu koruyoruz abi. Şimdi olay çok basit. Diyor ki mesela 3M kütleli bir bomba var. Kardeşim bu bombanın şu anda hızı sıfır. O zaman ilk momentumun ne olmuş oluyor? 3 kere 0'dan 0. Sıfır. E patladı. Patladıktan sonra da momentumun 0 olması lazım. Çünkü senin ilk momentumun zaten 0. Patladıktan sonra 0 olması için 2m olan parça sağa doğru v ile fırlıyorsa 1m olan parça da sola doğru 2v ile fırlamalı ki hani sağa doğru momentum 2mv yapar. Sola doğru momentumda aliyle m ile 2v'yi çarptığın için 2mv yapar ve bu bunu götürür. Dolayısıyla da bunun momentumu da 0 çıkar. Yani gördüğün gibi yine momentumu koruduk. İlk momentum da 0, son momentum da 0. Yani herkes kütlesine göre bir hız değeri alması gerekiyor. Mesela buradaki bomba patlama öncesinde durmuyor. Hani bütün bombalar duracak diye bir şey yok. Bu bomba durmuyor. Bunun bir hızı var. O zaman patlama öncesi yani şu çizginin sol tarafındaki momentumu hemen yazalım m çarpı v değil mi? Kütle yerine 3m yazıyorum. Hız yerine de 2v yazıyorum. 3 kere 2 6. Ama sağa doğru 6. Dikkat et. Yani sağa doğru 6 olacağız. Patlamadan sonra sağa doğru 6 olmam lazım benim. Kardeşim bu sola doğru. 1 kere 2 sola doğru 2mv. Ama ben sana ne diyorum? Ben sola doğru değil sağa doğru 6 olmam lazım. Sağa doğru 6 olmam için buraya kaç eklemem lazım? Tabii ki de 8 mv eklemem lazım. Hani 8'den 2 çıktı. Sonuç sağa doğru 6 çıktı. Haliyle ilk momentum ve son momentum birebir aynı oldu mu? Evet oldu. Yani ikinci parçanın sağa doğru 8 mv'lik bir momentum olması lazım. E kütlesi zaten iken o zaman hızı 4v olacak ki 4 kere 2'den ne olsun? 8 olsun. Bir de arkadaşlar patlamalarda sistemin kütle merkezi korunur. Ne demek istiyorum? Size şurada bir tane özel bir sayfa hazırladım. Şöyle onu göstereyim size. Mesela 4M kütleli bir bomba var, diyelim patladı, parçalarından birisi M, birisi 3M. Dolayısıyla M olan sağa doğru 3 birim gidene kadar 3M olan sola doğru 1 gider. Zaten bunu biliyoruz çünkü sağa doğru bu 3V ile gitmesi gerekiyor, bu da sola doğru V ile gitmesi gerekiyor ki başlangıçta bizim bombamız duruyordu yani momentumu sıfırdı. Olay sonunda da momentumu sıfır olabilmesi için sağa doğru 3MV varsa sola doğru da 3MV olması gerekiyor. Haliyle bunun hızı 1 olduğu için bu 1 birim gidiyor. Bunun hızı 3 olduğu için bu 3 birim gidiyor. Arkadaşlar işte bu kütle merkezinin korunması anlamına geliyor. Yani siz daha kütle merkezi konusunu görmediniz ama böyle küçük alttan bir bilginiz olsun istiyorum. Yani nasıl korunuyor hocam? Şimdi patlama olmasaydı bu sistemin kütle merkezi burada değil miydi? Buradaydı. Patlama olduktan sonra da kütle merkezi yine burada kalır. Bak dikkat et. 3 hemle ile 1'in çarpımı m ile 3'ün çarpımına eşit. İşte bu ikisi nerede buluşur dediğimizde tam burada buluşur. Yani sistemin kütle merkezi hala aslında korunuyor. Mesela ben böyle eğik atış hareketi yapan bir bomba fırlattım diyelim. Şimdi bu bomba eğer bir patlama yaşamasaydı nereye düşecekti? Şuraya düşecekti. İşte patlama yaşasa bile kütle merkezi yine burası olur. Yani anlatmak istediğim şey şu patlama olmadığında kütle merkezi neresi oluyorsa patlama olduğunda da kütle merkezi aynen orası olur. Şimdi bazı sorularda bu bilgi çok işine yarayacak çünkü. Mesela adam diyor ki 3M kütleli bomba 2M ve M diye iki tane parçaya ayrılıyor diyor. Bu parçalardan diyor 2M olan örnek veriyorum şuraya düştüyse diyor 2M olan o zaman diyor M olan nereye düşer? Sen şimdi diyorsun ki hiç patlama olmasaydı kütle merkezinin şurası olması gerekiyordu ya. İşte diyorsun 2M buraya düştü. O zaman 2M kere 2, 2 kere 2 4 yapıyor değil mi? 4M yapıyor. O zaman diğer parçam benim M olduğu için nereye gitmesi lazım? İşte tam olarak buraya gelmesi lazım ki M çarpı burası kaç birim? 4 birim. Dolayısıyla 4M 4M kütle merkezi nerede buluşur? 2M kere 2 4M yaptığı için M kere 4 de 4M yaptığı için tam burada buluşur. Yani patlama olmadığında kütle merkezi neresi oluyorsa patlama olduğunda da kütle merkezinin orası olması lazım. Yani hiçbir işlem yapmadan sen bu cismin buraya düştüğünü soru sana söylediğinde sen diğer cismin buraya düşeceğini direkt anlıyorsun. Yani herhangi bir hesap kitap kesinlikle yapmıyorsun. 2M 2 birim uzaklıktaysa 2 kere 2 4 yapar bir eminde 4 uzaklıkta olması gerekiyor diyorsun. Şak diye bu noktayı işaretliyorsun. Yani çok kolaylık sağlıyor diye ben sana bunları anlatıyorum. Şimdi geldik arkadaşlar roketlere. Roketlerin mantığı da yine momentumun korunumu. Bir roketin kendini yukarı doğru fırlatabilmesi için yakıtını aşağı doğru fırlatması gerekiyor. Şimdi başlangıçta bu roketin hızı yok. Diyelim duruyor. Dolayısıyla ilk momentumumuz bizim sıfırsa. Son momentumumuzun da sıfır olabilmesi için Yukarı doğru olan momentum büyüklüğü aşağı doğru olan momentum büyüklüğüne eşit olması gerekiyor. Aslında mantık bu. Yani roket gazı aşağı doğru ne kadarlık bir momentumla fırlatıyorsa, ne kadar fırlatıyor? Momentum kütle ve hızı çarpacağız. Yani delta m çarpı v gaz, roketin aşağı püskürttüğü gazın momentumu, roketin yukarı doğru fırlama momentumuna eşit olmalı. Çünkü yukarı doğru olan aşağı doğru olana eşit olursa bunlar birbirini götürecek ve sonuç sıfır çıkacak. Amaç bu. Roketin gazı püskürttükten sonra kalan kütlesi m. O zaman m çarpı roketin hızındaki değişim de delta v. Dolayısıyla bu eşitlikten sen delta v'yi yalnız bırakırsan ne olur? m'i diğer tarafa bölü olarak atıyorsun. Yani delta m çarpı v gaz bölü m oluyor. Bu kadar basit bir yapısı var. Yani hiçbir şey yok. Yukarı olanlar aşağı olanlara eşitliyorsun. Yani bunun fazla böyle ayrıntısına detayına falan girmemize gerek falan yok. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda yerden 80 metre yükseklikten serbest bırakılan cisim 2 saniye sonra bir iç patlama geçirerek iki eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri sola doğru 30 metre bölü saniye hızla fırladığına göre diğer parçanın hızı kaç metre bölü saniye olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir kere hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamda yerden 80 metre yukarıdan bir cisim serbest bırakılıyor. Tamam? Şöyle 80 metre. Diyor ki bu cisim 2 saniye sonra bir iç patlama geçiriyor. Yani bırakıldığı anda hemen bir patlama geçirmiyor. Bu cismin kütlesi diyelim ikem. Çünkü birazdan iki eşit parçaya ayrılacak. O yüzden ikem dedim. Şimdi bu cisim 2 saniyede hızı ne olur? Bak bu cismin şu anda bir hızı yok. Ama şu anda patlamıyor. Şimdi biz P ilk eşittir, P son diyeceğiz ya, bizim için P ilk ne biliyor musun? Patlamanın hemen öncesindeki momentum. P son da patlamanın sonrasındaki momentum. Yani P ilk şu andaki momentum değil. Çünkü şu anda patlamıyor. 2 saniye sonra patlıyor. O zaman bu cisim 2 saniye aşağı doğru hızlanacak. Ve 2 saniye sonra bu cismin kütlesi ikem... Hızı da 20 olacak. Biliyorsunuz yer çekiminden dolayı her saniye hızı 10 artıyor. 2 saniye sonra hızı 20 metre bölü saniye olur. Yani bizim patlamanın hemen öncesindeki momentumumuz kütle ve hızın çarpımından dolayı aşağı doğrudur. Ve 20 kere 2'den de 40 m'dir. Dolayısıyla patlama sonrasındaki momentumumuzun da aşağı doğru ve 40 m olması lazım. Ama soru bana diyor ki parçalardan biri sola doğru 30 ile fırlıyor diyor. Yani bizim sola doğru 30'luk bir hızımız var. Kütlemiz ne? 1m. Çünkü iki eşit parçaya bölünüyor. Yani şöyle düşün. m ve m, iki eşit parça. Bu kütlelerden bir tanesi sola doğru 30'la haliyle 30m'lik bir momentum olmaz mı? Hani kütlesi m, hızı da 30. Sola doğru 30. Şimdi ben size diyorum ki momentumun eşit olması lazım. Benim patlama öncesi momentumum aşağı doğru 40. Ama adam bana diyor ki elimizde sola 30 var olur mu? Lan oğlum ben sana aşağı 40 diyorum. Sen sola 30 diyorsun. 1. Sola 30'dan kurtulmak zorundasın. Çünkü ilk momentumda sola diye bir şey yoksa son momentumda da sola diye bir şey olmaması lazım. O zaman benim sağa doğru 30 m'lik bir momentumum olmalı. Amaç ne? Bu 30 m'yi yok etmesi için. 2. Yok ettim yetmiyor ki bir de aşağı 40'ı sağlamam lazım. Aşağı doğru da benim 40m'lik bir momentumum lazım. Yani diğer parça var ya hani şu parça. Zaten parçalardan birisi sola doğru 30'da fırladı dedi. Diğer parçanın sağa doğru 30 aşağı doğru da 40'la fırlaması lazım. Çünkü kütlesi zaten hem sağa doğru 30m olur aşağı doğru da 40m olur. Bu 30 bu 30'u götürür. Dolayısıyla sadece aşağı 40 kalır zaten aşağı 40 olması gerekiyordu. Yani kısacası diğer parçanın hızının hem sağa 30 olması hem de aşağı 40 olması gerekiyor. Momentumun korunumu için. 30 ve 40'ın bileşkesi de tabii ki artık biliyorsunuz 3, 4, 5 üçgeninin 10 katı 30, 40, 50. Demek ki bu parçanın hızı 50 metre bölü saniyedir. Soru da bana zaten diğer parçanın hızını soruyor. Sorumuzun cevabı 50 metre bölü saniye. Anlatabildim mi? Yani momentumu korumak için ne gerekiyor? Sağa 30, aşağı 40 gerekiyor. Kütlesi de zaten 1 olduğu için sağa 30, aşağı 40 hızı olması lazım. Eğer bu cismin kütlesi 1 değil de 10 olsaydı. Örnek veriyorum 10m olsaydı. O zaman sağa 30 olması için bunun hızı 3 olurdu. Aşağı 40 olması için bunun hızı 4 olurdu. O zaman ben bunun hızına 3 ve 4'ten dolayı 5 derdim. Anlatabiliyor muyum? Yani kütleyle hızı çarparak düşünmeniz gerekiyor. Burada da anlatmak istediğim buydu. Şimdi burayı zaten sizlere anlattım. Geldik artık şuradaki roket sorusuna. Soru bize diyor ki toplam kütlesi 880 kilogram olan tamam. Bir roket 1600 metre bölü saniye hızla 80 kilogramlık yakıt attığında hızındaki değişim kaç olur? Bak 80 kilogramlık yakıtı püskürtüyor bu tarafa. Kütlesi 80 kilogram. Püskürtme hızı da 1600. Yani bu tarafa doğru 1600'lük bir hızla fırlatıyor. Şimdi başlangıçta bu roketin momentumu 0, roket duruyor. Olay sonunda da roketin momentumunun sıfır olması için ne olması lazım? Yakıt bu tarafa doğru ne kadarlık bir momentuma sahipse, roketin de bu tarafa doğru o kadarlık bir momentuma sahip olması gerekiyor. E momentumu nasıl buluyoruz? Kütle ve hızın çarpımı. O zaman buradaki 80 ve 1600'ü çarpıyorum. 80 çarpı 1600 Şimdi roketin momentumundaki değişim. Şimdi canlar roketin yakıtla birlikte kütlesi 880. O zaman 80'i yakıt atınca rokete geriye ne kalıyor? 800 kilogramlık bir roket kalıyor. O zaman roketin kütlesi 800. Roketin hızındaki değişimi de bilmiyorum. Zaten soru onu soruyor. Yani bu tarafa doğru mv ile bu tarafa doğru mv'yi birbirine eşitliyorsun. Bunlar yok ediyor ki momentum korunsun. Şimdi haliyle 80 çarpı 1600 eşittir 800 çarpı delta v dediğimizde buradaki 2 sıfır buradaki 2 sıfırla buradaki 8 buradaki 16 ile 2 olur. 2 kere 80'den 160 metre bölü saniye olur. Ve geldik 27. soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemin O noktasında duran bir cisim iç patlama sonucu M1, M2, M3 kütleli 3 parçaya ayrılıyor. Patlamadan bir süre sonra cisimler şekildeki konumlarından geçtiklerine göre M1, M2, M3 nasıl sıralanır diyor. Şimdi patlama öncesinde cisim O noktasındaymış. Dolayısıyla kütle merkezi O noktasında. O zaman patlama sonrasında da sistemin kütle merkezinin yine O noktası çıkması gerekiyor. Ben sana bunu iki yolla anlatacağım merak etme. Birinci yöntem kütle merkezi yöntemi. Şimdi kütle merkezinin O noktası çıkabilmesi için M1 ve M2'nin kütlelerinin tam olarak burada buluşması gerekiyor. Ki daha sonra onunla da M3'ün mavi nokta üzerinde buluşması için. Peki M1 ve M2 nasıl kütlelere sahip olmalılar ki tam ortada buluşsun? Eşit olmalılar. Yani bunun kütlesi 1m, bunun kütlesi de 1m olursa bunlar tam burada 2m olarak buluşurlar. Artık bunu görmeyeceğiz. Bunu görmeyeceğiz. Onların yerine burada 2 tane m var. Tamam? Birisi burada. Şimdi M3 ve 2m tam o noktasında buluşması için kaç olması lazım M3'ün? Bak buranın bir birim olduğunu görüyorsun. Yani 2M çarpı 1. Burasının da 2 birim olduğunu görüyorsun. Demek ki bunun kütlesi de 1M. Yani şöyle. 2M çarpı 1 2 yapıyor. M çarpı 2 de 2 yapıyor ve burada buluşuyorlar. Yani bunun kütlesi de M. Bu da M. Bu da M çıktı. Yani bunların hepsi birbirine eşit. Ama bunu şöyle de yapabiliriz. Şimdi çarpışma öncesindeki momentum çarpışma sonrasındaki momentuma eşit olmalıdır. Çarpışma öncesinde cisim o noktasında durduğuna göre herhangi bir momentumu yok yani sıfır. Çarpışma sonrasında m1 cismi yukarı doğru 2 gidiyorsa onun hızını yukarı doğru 2 kabul ediyor. Çünkü 2 birim gitmiş. O zaman yukarı doğru olan momentum m1 çarpı 2'dir. Bu cisim sağa doğru 2 birim gidebiliyorsa hızı sağa doğru 2'dir. Kütlesi ve hızını çarpıyorum m2 çarpı 2 çarpışma sonrası momentumları yazıyor. Şimdi bu cisim çapraz 2 gitmişse bunun anlamı nedir? Hem aşağı doğru 2 birim gitmiş hem de sola doğru 2 birim gitmiş. Yani bu cismin hızını hem sola 2 kabul edeceğiz hem de aşağı 2 kabul edeceğiz. Kütlesiyle çarpalım. Sola doğru 2 tane m3 yapıyor. Bir de aşağı doğru 2 tane m3 yapıyor. Şimdi bu 0 olduğuna göre bunun da 0 olması için yukarının aşağıya götürmesi lazım. Bak 2'ler zaten gitti. Yani M1 ve M3 birbirine eşit olmalıdır götürmesi için. X ekseninin de götürmesi için bunlar gidiyor. Yani M2 de M3'e eşit olmalıdır. O zaman herkes birbirine eşit oldu. Yani sorumuzun cevabı E şıkkı çıktı. Şimdi sürtünmesiz yatay düzlemde 5 kilogramlık cisim 4 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızla giderken O noktasında bir iç patlama geçirerek 3 parçaya ayrılıyor. Parçaların ikisi şekildeki gibi hareket ettiğine göre 3. parça hızı nedir diyor. Şimdi patlama olmadan önce yani şu mavi çizginin sol tarafı yani hangi cisim? Şu cisim. Bu cismin momentumu nedir? Patlama olmadan önce. Hemen şöyle bir artı yapıyorum. iki boyut olduğu için. Şimdi bunun yukarıya da aşağı bir hızı var mı? Yok. Sağa doğru 5 kere 4. Yani sağa doğru 20'lik bir momentum var. O zaman patlama sonrasında da sadece ve sadece sağa doğru 20 momentum olması gerekiyor. Şimdi ben hemen şunu bileşenlerine ayıracağım. Çapraz olanı hiç durmadan ayıracaksın. Şimdi bir tanesi sağa doğrudur bunun parçalarından. Bir tanesi de biliyorsunuz yukarı doğru olması lazım. 2 kere 5 yani momentumunu yapıyorum. 2 kere 5 10. Bunun momentumu 10. İşte burası 10 çarpı cos 37'dir. Burası da 10 çarpı sin 37'dir. Şimdi sinüs 37 0,6 sorularda veriliyor merak etmeyin. 10 kere 0,6 6 yapıyor. Hemen gelip buraya 6'yı yazdım. Şimdi 10 kere 0.8 de 8 yapar. Hemen geldim buraya da 8'i yazdım. Artık ben şunun momentumunu ne yaptım? Buraya yerleştirdim. Bitti. Şimdi burada da 1 kere 6'dan aşağı doğru 6 olduğunu görüyorum. Bunun da momentumu bitti. Ama bir tane daha parçacık var. Çünkü benim kütlem 5'ti. Bakıyorum buraya 2 var. Bakıyorum buraya 1 var. Toplam 3 yaptı. Yani aslında 2 kilogramlık bir parça daha var. Peki bu 2 kilogramlık parçanın ne tarafa doğru gittiğini nasıl anlayacağız? Momentum'a bakacağız. Şimdi bu altı bu altıyı götürdü. Zaten benim ilk momentumumda yukarıda ya da aşağıda bir şey var mı? Yok. Tamam. Y ekseninde momentumu koruduk mu? Yani Y ekseninde hiçbir şey yoktu. Burada da Y ekseninde hiçbir şey yok. Yani Y eksenindeki momentumu koruduk. Şimdi X'e geldi sıra. X ekseninde sağa doğru 20 var. Burada da sağa doğru 20 olması lazım. E sağa doğru 8 varsa sağa doğru neye ihtiyaç var? 12'ye. 12, 8 daha 20. E ama bu adamın kütlesi 2. Benim sağa doğru 12 olmam için M çarpı V'den momentumumun 12 olması için kütlesi 2 olduğu için hızının 6 metre bölü saniye olması gerekiyor ki 6 kere 2 12'yi versin 12 ile de 8'i topladığımızda 20'yi versin. Yani momentumu koruyalım. Dolayısıyla 3. parçanın hızının büyüklüğü 6 metre bölü saniyedir diyorum. Ve sorunun çözümü bitti. Şimdi geldik 29. soruya. Bir top arabası var. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir top arabası 20 kilogramlık mermiyi yere göre 500 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla fırlattığında top arabasının hızı kaç olur? Şimdi öncelikle başlangıçta duruyor. E başlangıçta duruyorsa ilk momentum sıfır anlamına geliyor. O zaman son momentumda sıfır olması lazım. Bitti. Şimdi buradaki merminin momentumu nedir? Momentum kütle ve hızın çarpımı. 20 ile 500'ü çarpıyorsun. Ne yapıyor? 2 kere 5 10. 10.000 yapıyor. Yani bu merminin çapraz bir şekilde 10.000'lik 10. bir momentumu var. Bak yanlış duymadınız. 10.000. Yani 20 kere 500. Şimdi ben bu 10.000'i 10. hemen bileşenlerine ayırıyorum. Böyle işime yaramaz çünkü. Diyorum ki sağa doğru ve yukarı doğru iki tane parçası var. Haliyle 37 olan kosinüs 37 oluyor. Yani 10.000'i 10 kos 37 ile çarpıyorum. O da 8 bölü 10 değerinde. Sıfırlar gidiyor ve 8.000 yapıyor. Yani aslında buraya doğru 8.000'lik bir momentumu var. Yukarı doğru da işte 10.000'i 10 yine bu sefer de 6 bölü 10 ile çarpıyorum ve 6.000 yapıyor. Yukarı doğru da 6.000'lik bir momentumu var. Neyin momentumu bu? Topun. Şimdi artıyı çizdim. Topun momentumunu artık patlama oldu. Hani patlama öncesi zaten sıfırdı. Patlama sonrasında sıfır olması lazım. Şimdi top için ben buraya 6000 yazıyorum. Buraya da 8000 yazıyorum. Şimdi buradaki araba yani top arabasının momentumu ne olmalı? Bunun momentumu aşağı doğru 6000 olmalı. Sola doğru da 8000 olmalı ki hani bu arkadaş bu arkadaşı götürsün bu arkadaş da bu arkadaşı götürsün ve sonuç sıfır çıksın. Çünkü bizim sonucumuzun sıfır çıkması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu top arabası şu mavi ile yazdığım momentumlara sahip. Bu top arabasının yerin dibine doğru gitme şansı var mı? Yok. Yani şu 6000'i görmezlikten geleceksin. Çünkü bu top arabası yere doğru gidemez. Öyle bir hareket şansı yok. Top arabası 6000'lik bir momentumla yere bastıracak yer de onun karşılığında bir itme yapacak ve bu itme bunu dengeleyecek. Yani bu bunu etki tepki gibi götürecek. Dolayısıyla y ekseninde bu top arabasının hareket etme şansı yok. Yani yerin içine girecek şansı yok. Dolayısıyla bu 6000'in bir önemi de yok. Ama buradaki 8000 önemli. Yani bu top arabası sola doğru 8000'lik bir momentuma sahip işte şuradaki 8000 şuradaki 8000'i götürsün diye. Anlatmak istediğim bu. Ama momentumu 8000. Biz zaten bunun 1600 kilogram olduğunu biliyoruz. O zaman m çarpı v'si 8000 olması gerekiyor. Haliyle kütle yerine 1600 yazdığımızda çarpı v eşittir 8000 dediğimizde buradaki sıfırlar buradaki sıfırları götürüyor. 16 ve 80 sadeleştiğinde 5 kalıyor. Demek ki buradaki top arabasının hızı 5 metre bölü saniye arkadaşlar. 30. soruya geçmeden önce sana şöyle bir araba sorusu çözmek istiyorum. Testlerde, yazılılarda karşısına gelebilir. Şimdi aslında bu sorunun çözüm mantığı ile benim yukarıda çözdüğüm toplu araba sorusunun mantığı birebir aynı. Soru bize diyor ki işte 1 kilogramlık cisim 10 metre bölü saniye hızla gelip arabaya yapışırsa arabayla beraber hangi hızla hareket ederler diyor. Yani bu arabanın içerisine böyle bir top yapıştıktan sonra Birlikte hareket edecekler ya, işte o beraber hareket ettikleri hızı bana soruyor. Aslında sorunun mantığı yine ne? Momentumu, korunumu. Başka bir şey değil, gerçekten değil. Yani bir tane artı çiziyoruz ilk momentum için. Bir tane de artı çiziyoruz son momentum için. Ve ilk momentumu son momentuma eşitliyoruz. İlk momentum nedir? Henüz çarpışma olmadan önce herkesin momentumunu yazacaksın. Yani topun da momentumunu yazacaksın, arabanın da çarpışma öncesini yazacaksın. Şimdi çarpışma öncesinde arabanın kütlesi 3, hızı da 4, sağa doğru 3 kere 4. Yani sağa doğru 12'lik bir momentumu var. Peki topun nasıl bir momentumu var? Topun bir sağa doğru momentumu var, bir de aşağı doğru. Yani iki tane bileşeni var. Haliyle buradaki 37 derece buraya çaprazdan paralellik kuralından gelecek Z kuralından dolayı burası momentumu ne? 1 kere 10. Hani kütle 4 olsa 4 kere 10'dan 40 derim. Ama bir kere 10 10. İşte o 10'un 10 çarpı kosinüs 37'dir bu parçası. 10 çarpı sinüs 37 oluyor bu parçası. Sinüs 37 0.6. 10 kere 0.6 6 yapıyor. Buraya yazdım. 10 kere 0.8 bunun değeri 8 yapıyor. Onu da buraya yazdım. Artık yazmadık bir şey kalmadı. Hem topun momentumlarını yazdım. Bunlar topun momentumları. Bu da arabanın momentumu. Hepsini yazdım. P ilki buldum. P son bunun aynısı olması lazım. Yani bu arabayla birlikte topun aşağı doğru altılık bir momentum olması lazım. Sağa doğru da 20'lik bir momentumu olması lazım. Arkadaşlar bu araba aşağı doğru hareket edebilir mi? Yani yatay düzlemde ilerleyen bir arabanın yerin içine girme şansı var mı? Yok. Yani yere doğru altılık bir momentumla gitmek istediğinde yer de ona bir tepki gösterecek ve bunlar birbirini sadeleştirecek. Yani bunun aşağı doğru gitme şansı yok. Ama havadaki bir cisim olsaydı o cisim aşağıda giderdi, sağa da giderdi. Ama bunun öyle bir şansı yok. Dolayısıyla bunun sadece sağa doğru 20 gitme şansı var. Bu aşağı doğru 6 ile gitmek istese de yer ona tepki göstererek ne yapacak? Onu çözecek. O sorunu ortadan kalkacak. Bizim sağa doğru 20 ile gitmemiz lazım. E şimdi bu momentum Momentumu 20 ise momentum demek kütle çarpı hız demek. Burada topun kütlesi 1 kilogram, aracın kütlesi 3 kilogram yani birlikte toplam kütlesi 4 kilogram. Gelip buraya m yerine 4 yazdığınızda 4'ü de bölü diye attığınızda hızın 5 metre bölü saniye olacağını buluyoruz. Yani bu soruların çözüm mantığı da budur. Geldik bu videonun son sorusuna. İskeleden aynı uzaklıkta duran özdeş 3 kayığın diyor ki ortasında eşit kütleli 3 balıkçı durmaktadır. Balıkçılar aynı anda ve şekilde belirtilen yere göre hızlarla T süre belirtilen yönlerde kayıklar içinde hareket ediyorlar. Bu süre sonunda kayıkların iskeleye olan uzaklıkları DKDL DM olduğuna göre bunlar arasında ilişki nasıldır diyor. Şimdi arkadaşlar yüzmenin mantığı neydi? Biz suyu geri doğru itiyorduk su da bizi ileri doğru itiyordu. Dolayısıyla buradaki kayıkçı sola doğru V hızıyla yürüyebilmesi için kayığı da sağa doğru itmesi gerekiyor. Yani kendisi sola gidiyorsa kayık sağa gitmesi lazım. Şimdi başlangıçta duruyordu. Yani kayığın momentumu ve adamla birlikte sıfırdı. Olay sonunda da sıfır olması lazım. Diyelim adamın kütlesi m. Örnek veriyorum. Kayığın kütlesi de diyelim 10 m olsun. Yani kafadan atıyorum. Şimdi adamın sola doğru mv diye bir momentumu var mı artık? Var. O zaman kayığın da sağa doğru mv diye momentum olması lazım. Yani sıfırlaması için. E kayığın kütlesi 10 m. O zaman 10m çarpı v bölü 10 diyeceğiz ki hani sıfırlar gitsin ve ne olsun? mv olsun. Yani buradaki mv buradaki mv'yi götürsün. Demek ki kayık da sağa doğru v bölü 10'luk bir hızla hareket eder. Şimdi buraya geldiğinde bu adam sağa doğru gittiğine göre bunun kayığı sola doğru v bölü 10'luk bir hızla hareket eder. Yani aynı mantığın tam tersi. Buraya geldiğinde bu adam sağa doğru 2v ile gittiğinde momentumu sağa doğru 2mv olur. O zaman kayığın momentumunun da sola doğru iken mv olması lazım. E kütlesi 10m. O zaman bunun hızının v bölü 5 olması gerekiyor. Hani 5'ler gitsin, işte 10 bölü 5'ten 2 çıksın. Bunlar da birbirini götürsün. Demek ki bunun kayığı sola doğru hareket ediyor ama v bölü 5'lik bir hızla hareket ediyor. Şimdi soru bana diyor ki, bir süre sonra bu kayıkların iskeleye olan uzaklıklarını kıyaslayınız diyor. Arkadaşlar bir kere bu kayık iskeleye doğru gidiyor. Yani buradaki K mesafesi giderek azalıyor. Ama buradaki L ve M kayıkları giderek iskeleden uzaklaşıyor. Şimdi V bölü 5 mi daha büyük? V bölü 10 mu? E V bölü 5 daha büyük tabii ki. Yani paydası küçük olan daha büyük. İşte bu kayık daha hızlı uzaklaşıyor iskeleden. Dolayısıyla bu kayık en uzakta olur. Yani M kayığı en uzakta olur. Sonra L kayığı gelir daha yavaş uzaklaştığı için. Ama K kayığı zaten iskeleye doğru yanaşıyor. Dolayısıyla K kayığı şuralara bir yere gelecek. Yani iskeleye en yakın kayık olacak. O zaman mesafesi de en küçük olacak. M, K sorumuzun doğru cevabı canlarım B şıkkı oldu. Evet gerçekten benim için yorucu bir videoydu. Çok yoruldum. Yani saat biraz geçti. Onun da etkisi vardı. Yani normalde kızıma mangala oynama sözü bile vermiştim. arkadaşlar onu bile tutamadım gerçekten e, yatarken ağlamıştı hani baba söz verdin yapamadık falan demişti ya yani dedim şimdi sabah uyanamıyorsun bu sefer sen hani bu saatte oynamayalım dedim biraz da tabii bu videoyu çekmem gerektiği için hani öyle dedim oynayamazdım öyle oldu şimdi sizlere ödevlerinizi vereceğim nereden vereceğim tabii ki de soru bankamızdan vereceğim bugünkü ödeviniz arkadaşlar. Sayfa 102'de başlıyor. Yani test 2 ödeviniz. Test 3 ödeviniz. Şöyle göstereyim. Test 3 ödeviniz. Bir de arkadaşlar test 4 ödeviniz. Yani sayfa 107'ye kadar çözeceksiniz arkadaşlar. Sonrasında e, soru çözüm videolarını izleyeceksiniz. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Önce yarını bekleyip soru çözüm videolarını da izleyip konuya daha hakim olup Sonrasında bütün testleri de çözebilirsiniz. Yani bu tercih meselesi. Böyle de yapabilirsiniz. Sorun değil. Çünkü soru çözümlerinde de bir şeyler öğrenmeye devam ediyor olabilirsiniz. Neticede tam oturmayan bazı noktalar varsa onları da soru çözerken hallederiz. Sonrasında da ödevlerinizi yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.